Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Muzakere tarzında olacak. Bir hitap tarzı değil yani. Böyle şey var ya böyle muhakematta tam 7 çeşit hitap tarzı var. İçerisinde 3 diyor ama içerisinde 7 tane. 7 tane unsur belagatın da dışa vuruşu olduğu için. Şimdi bir tanesi de Muzakere-i İlmiye. Sayfa Kastamonu 233. Canlı yayında olan kardeşler sayfa 233 Kastamonu. Şimdi muzakere yapacağız. Sabit serbest meydan. Tamam Müran? Bir kardeşimiz kusurunu görmediği münasebetiyle onu ikaz için yazılmış ince bir meseledir. Kime yazılmış bu? İbrahim'e. Kardeşe yazılmışsa bizimle ne alakası var? İbrahim'e hitabı olsun. Hey İbrahim. Mesela bir kardeşimize kusurunu görmediği için yazılmış. Bizimle ne alakası var İbrahim dersen ne olacak mesela şimdi? Yani bizim de kusurumuzu görmediğimiz noktalar için. Geneldir yani. Kur'an'ın tarzı, bir tarzı bu. Mesela Eyüp Aleyhisselam'a hitap ederken, Yunus Aleyhisselam'a hitap ederken kanuniyeti zikreder. O kanuna giren herkes muhataptır. Çünkü hitap eden Allah zamansız ve mekansız olduğu için zamanlı ve mekanlı olanlara herkes hitap ediyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şualar 286'da her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Mutlaka her bir ayetin, her bir kıssanın bu zamana bakan, giydirilen mana masadakı var. Mertebesi var ya. Bizimle alakası yok, denilemez. Tamam. Demek ki o kardeş bir bahane, Yunus Aleyhisselam bir bahane, Firavun bir bahane, hepimiz. Ya ince bir meseleymiş. Abi aynı mektup şualarda var. Şualardaki mektubun başında da şöyle bir tabir kullanıyor. Birbirinizi enaniyetle veya sadakatsizlikle ittiham etmemek için bir hakikat, hakikat aynı mektup bu. Kastamonu'dakiyle aynı mektup. Aynı. Yani sayfa kaç o? Şualar? 332. 332. Evet. 13. leman. Şey şu an. 13. şu abi. Evet. En sonunda diyor ki bu hakikate beyan ettikten sonra işte ey kardeşim dikkat ediniz. Sizin nefsi emmareniz kıyası bir nefs cihetinde suizan noktasında sizlere aldatmasın. Hani bu ikinci nefsi emmare asaba, damarlara, tabiata, o kör hissiyatta olduğundan dolayı abi. Biraz sesimiz geliyor mu canlı yayında olanlar? Geliyor sana abi. Tamam. Pek fazla söz dinlemiyor yani. Dinletemiyor kişi. Hani kişi noktasıyla dinletemiyor. Yani bu kadar ders dinliyoruz. Bu inan her yerde ben ilk önce kendimi. Bu kadar ders okuyoruz. Bu kadar tefekkür yapıyoruz. Bu kadar enfusu yapıyoruz. Gene niye dinlemiyor? İşte bu. Burası okuyacağız. İşte abi sen belli bir zaman sonra insan böyle kitap okuduğu zaman, derslere katıldığı zaman az çok o nefsin maddi istek varzularından az da olsa elini çekiyor. Evet. Dur diyebiliyor. Dur diyebiliyor. Bir nefsi emmare var ya, da bunu yine Emirdağ 199'da da söylüyor. Bir diyor nefsim diyor sıkıntılı zamanda beni taciz ettiği zaman diyor. Onu 5 tane noktayla onu susturuyor Üstad Hazretleri. Orada ikinci bir nefsi emmare devreye giriyor. Manevi nefsi emmare. Onun içinde kör hissiyatla, o kör hissiyatla hücum ediyor bu sefer. Yani maddi nefsi emmare yemem, içmem, bulunmam o mekanda yani kurtuluruz. Dışarı git, çıkmam. Huzurursun yani. Şimdi, ama manevi nefsi emmare böyle değil. İçeride geliyor işte. İçeride değil mi? Yani maneviyatta maddiyat olduğu gibi, maneviyatta olduğu gibi nefiste de öyle.
Maddi nefsemari yemem, giymem, gitmem, çıkmam, seyretmem. Ama iş bitmiyor. Manevi nefsem var. O bir de söyle o şeyi. Nereydi söyledin? Şu anlar 332 abi. Yok yok, o biraz önce söylediğin. Biraz önce ne demiştin? Hayır, Emirdağ 1. 199 demedi. 199. He. Orada diyor, nefsim diyor sabırsız ve beni taciz ettiği zaman da sıkıntılı zamanda diyor. Özellikle sıkıntılı zamanlarda geliyor abi. Sıkıntılı zamanda. O, onu vurgulamak için ben bir daha şey. 199'da. Sıkıntılı zamanda hücum ediyor. O 5 tane noktayla onu izale ediyor. O bu sefer ikinci bir nefse emmari devreye yapıyor. Birinci emirdağdı değil mi? Evet abi, birinci emirdağ. İşte 190 bir şey göstereceğim de orada size. Nefse emmari'de orada iki tane hakikat ihtar ediyor. İki tane hakikatle onu izale ediyor. İkinci nefse emmari'de. Burası evet. Bu taciz. Taciz kelimesi çok garip de onun için. O kelimeyi bulmak istiyorum. Bakayım neresinde o? En baş koyu başlıktır abi, büyük yazar. Sol tamam. He? En başlık abi. Sol taraftaki mektubun başlığı. Ha ha, mektubu. Büyük yazar abi. Ha, bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken. Beni rahatsız ederken diyor, biliyor musun? Evet. Taciz ama bu lugatı bu. Yani tabirin içi çok ilginç. İçsel manası var onun. Onu dikkatinizi çekmek için söyledim. Evet. Seni aciz bırakan şeyler. Neyse şimdi biraz gidelim. Yani şöyle bakın diye, noktaya nazar diye. Ben kendi o 199 da aynı böyle şey. Bir, bu kadar okuyoruz. Bu kadar derse katılıyoruz. Bu kadar tefekkür ediyoruz. Yapıyoruz da yapıyoruz. Zannediyoruz ki gram gidememişiz. Maddi nefsemari var, bir manevi nefsemari var. Bu noktada mı akılsın diye. Gitmem, yemem, bulunmam, giymem, kurtulursun. Bu maddi nefsemari. Seyretmesem zararı yok ki. Bana nasıl yapacaklar tesin? Ama manevi nefsemari içte. İmtihan sırrından dolayı da kaynaklanıyor. He? İmtihan sırrı. İşte o toptancılık o kelime. İmtihan sırrı, imtihanda izleye falan dedikleri zaman ben şey... O sır dedikleri şeyini ayarlamaktır abi. Bunun, evet. Bu cihetlerde. Bunu ayarlamak yani. Noktalar. Ha, bunu. Şimdi o... Adamım geçiştiriyor ama peki o sır nedir? O sırda bu iyice insanın bütün hissiyatlarını artık ortaya çıkartıyor. Ha işte. İmtihan sırrı dediğimiz ne biliyor musun? İmtihan deyip geçiyoruz. İmtihan diyoruz, geçiyoruz. Sabır diyoruz, geçiyoruz. Sabır, geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak anda hikmetle bakmaktır. Sabır. Bak ne oldu? Susmak değil yani. İmtihan ne demek imtihan? İçeriğini dışarıya dökmek. Onu tanımlayacaksın, tanıyacaksın. Zaafı ve güçlü yönlerini bilip böyle içeride aynı dışarıda gibi namaz kılarken o geliyor bu geliyor şöyle oluyor ya, nasıl ki tedbir alıyorsun, içeride de oluyor. İçeride de geliyor. Ha bu budur, bu da budur, bu da budur. Acayip yani, arabayı sürerken camdan bakıyoruz ama sanki dışarıdaymış gibi. Bazen böyle biraz da geriye arka koltuğa gelir gibi yap. Arabanın çerçevesi var ya böyle, direkleri de böyle. Bir doğrudan baktığını yani bir yerden baktığını görmüyor mu? Yani çerçeveden bakıyoruz yani. Arabanın içinde olduğumuzu hissetmek demek istiyorum. Bazen arabanın içinde olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Yani bu da kenardaki şeyi görmemiz lazım. Direkleri. Bazen işte namazdasın böyle. İçeride olduğunu görmek lazım. Aynı araba gibi. Pencereyi göreceğiz. Ha, pencere yani pencereden bakıyorum gibi oluyor. Belki size faydası olur diye yazdık. Bir zaman evliyeye azim eden, nefse emmaresinden kurtulanlardan, evliyeye azim ha, hafız, normal adam değil ha, senin ve benim gibi değil ha, senin gibi evliya değil, çok büyük evliya. Evliyeye azim eden, nefse emmaresinden kurtulanlardan, kurtulmuş,
Zübeyir, birkaç sattan, bir de değil, şiddetli mücahide-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Bunlar evliya. Bunlar evliya. Şikayet ediyor. Vavelya ediyor yani. Çok tuhaf ya. O kadar garibime gidiyor ki. Aynı hadise abi bugün de var ya bugünlerde. Adam diyor ya ben diyor derslere geliyorum diyor. Bu kadar kitap okuyorum, Kur'an okuyorum diyor. Yine bazı şeyleri terk edemiyorum diyor. Evet. Yani bazı şeyleri bırakamıyorum diyor. Ve yapıyoruz diyor. Bu cihetten dolayı. Ya tamam sen o maddeyi nefse emareden kurtuldun ama bir de içeride var yani. Hele hele 40'a kadar insanda vesvese galip olur. Ben size doğumu şahit olduğumu anlatıyorum size. 40'a kadar önde vesvese olur. 40'tan sonra vehim başlar. Vehim her zaman da var ama ekseriyeti mutlaka vehimdir. Bu 40'dan ne kadar sürüyor? Yani 40'ta ruhsu peyda eder. Şöyle oluyor. Vesvese, şimdi bununla alakalı olduğu için zaten evliyalık, müceddidlik, peygamberlik istisnanın dışında 40'tan sonra veriliyor. Vesvese eylemedir. İmanın var mı? Abdestin oldu mu? Namaz kıldı mı? Onu dedin mi? Realitedir. Musallat olur. Olmuş. Eylemin kendisidir vesvese. Kaybetme korkusu gibi. Yani çoğalt. Fakat vehim öyle değil. Çok acımasız, çok gaddar, çok zalimdir. İhtimalleri çok abi. He, düşünseldir. Vehim olmayan düşünceleri var eder. Aha ölüyorsun, aha kalkıyorsun, evde yalnız kalma. Aha senin hakkında böyle diyor. Bu var ya bu. Bunlar hiç meseleyi anlamadılar, davayı anlamadılar. Bu şeydir, bu şöyle zarar veriyor hizmete. İçimizde şöyle daha çok olur vakıflıkta. Bu hizmete zarar veriyor. En çok ondan olur. Yani en öne çıkan, yani oylama yapsak en çok vakıflar arasında vehim, 40'ı geçenlerin söylüyorum, bu hizmete zarar veriyor. Hizmetimize zarar veriyor. Usta da diyor ki, bırakın hizmeti ya. Bu boşuna laf demiyor. Bırakın hizmeti, hizmetle kurtulmaya çalışın. Siz uhuvveti koruyun, hizmeti Risale-i Nur yapıyor zaten. Bak, siz hizmeti bırak, İslamiyet'i kurtarmayı bırak. İslamiyet'te kurtulmaya çalış. Yani hizmeti Risale-i Nur yapıyor zaten. Ben olsam da olmasam da, ben yokken de vardı bu hizmet. Ben öldükten sonra da olacak temeli. Vesaire. Şimdi ve yani bilelim yaşa göre. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh sözüydü bu. 26'ya kadar evliliğini, 30'a kadar, 33'e kadar istikametini, 40'a kadar rusuğunu, 50'ye kadar artık 3. Sait dönemi var ya, 2. Sait. Böyle dönüyor. Yaşa göre koyuyor yani. Vasıflarını koyuyor. 26'ya kadar evliliğini bitir. 33'e kadar istikametin belli olsun. Havuz senden geçti daha. Artık o düşünme. 26 olma. 50'den sonrasına ne diyorlar abi? Vehim abi. Vehim, vehimle olacağız Hikmet'im. Amerika'dan hoca. Hoca profesördür. 50'den sonra vehimdir. Yani diğerleri değil değil. Ha 40'tan sonra başlıyor da. Ha, 50'den sonra tuhaflıklar başlıyor. Yani aslında 50-60 arası cem gibidir ama daha çok ölüm korkuları olur. Senaryoları geçirir böyle. Dünyaya bağlanma gibi hisler. Yok. Yani dünyaya bağlanmalarının sebebi 50'den sonra çok çalışıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sakın aldanmayın. Dünya perestlikten değil. O ölüm korkusundan kurtulmak için yapılan bir çıkarımdır, bir çaredir. Zahire bakarsan dünya perestliktir. Mesela bizim köyde 50'den sonra tahrayı alır. Tahra dediğimiz orak, uzun orak. Dikenleri kesmek için, ağacı budamak için. Sabah çıkar, kahvaltıdan zor yapar. Akşama orada bulunur. Oraya koşuluyor, dersin vay be dünyaya taptı. Hayır.
senaryo başlamış böyle. Sendrom diyorlar böyle. Ölüm senaryoları. Soğuk ter dökerler. Çok sert. Çok fırtına fena eser yani. Kendisini meşgul yapıyor. Unutmak için, bastırmak içindir o. Ölesiye çalışır. Dünya perestlikten değil. Bu ölüm korkusunun bırakma korkusu, ayrılık, firak korkusu böyle gece firak korkuları başlar. O hatırına gelir, o gelir. Allah Allah, o da gitti, bu da gitti. Böyle firak var ya firak. Acımasız çeyresini gösterir. Çok. Şeye söylemiştin sanki. İlmi amcaya mı söylemiştin? Böyle ben söyledim. Amcama söyledim. Aynı yaşadığımı. Amcam yaşıyor. 80'e varıyor değil mi? 75 vardı. 75. Amca dedim, senin için böyle, benim için böyle böyle dediler dedi, diyorlar. Duydun mu yeğenim dedi. Duydum amca. Ne düşünüyorsun dedi. Bu orada mıydın sen? Yok, sen anlatmış. He. Amca dedim, ben biraz farklı düşünüyorum dedim. Ben eylemin kendisini değil, bu nereden kaynaklanıyor? Aynen böyle. Aldı seccadeyi, cama namaz kılacaktık yatsıyı. Seriyordu kendi evinde. Bıraktı. Bir daha söyle dedi, nasıl? Ben dedim, olayın kendisiyle meşgul pek değilim. Bu nereden niye çıktı diye, bu nereden niye çıktı, niye kontrol edilemedi diye bakıyorum. Seccadeyi bıraktı. Nedir dedi peki benim için öyle, sen de böyle sabah nasıl çalışıyor aklı anlatamam size. Bu da, bunun da amcası oluyor. Ondan sonra dedim ki, ölüm korkusu veya ayrılık var ya, firak, firakı Türkçesini bilmiyor. Yani ayrılmak, böyle maziyi hatırladıkça, onu hatırladıkça, insana soğuk terler döker bakın. Sıcak değil bu. Bu bir tabir değil. Soğuk ter, ter boşalır, ayağınız tutmaz. Böyle titreme olur. Soğuk terler başlar. Bundan kurtulmak için sen dedim yapıyorsun. Sakalını böyle yaptı. Ben bile diyemezdim benim diyor, benim şeyimi. Aynen böyleyim. Yaşadığını söyledi. Tabii. Aşağıya bakıyorum abim, babam için gitmiş. Yukarıya bakıyorum şey. Hepsi gitti. Olay bana dayandı yeğen. Dünya ile benim işim yok. İnan zerre kadar sevmiyorum. Ama öyle gözüküyor. Ama niye yaptığımı da bilmiyorum. Biliyorsun. Kaçıyorsun. Oğlum dedi. Beni büyüttü ya oğlum. Oğlum dedi, siz nasıl çareyi buluyorsunuz? Ne diyorlar? İşte yazın çalışılıyor ki kışın yiyesin diye. Karınca misali. Biz de gençliğimizde bu ilimleri yapıyoruz. Risale-i Nur'la bunları, işte enfuse geçin, enfuse geçin, fırtına geliyor, aldanmayın şu denizin şu andaki hali, fırtına esiyor, dalga, limana geçin, gemiyi limana alın, topladığınız balıkları da sonra yersiniz, limana girin. Ya ne bağırıyorsun ya, liman, bir şey yok ki ya, kardeşim limana geç, sonra geçeceksin içeriye. Mesela bak, cuma günü, cumadan biraz daha sohbet ediyordum hocayla. Hoca beni biraz tanıdı. Beni tanıdı da şey tarafını bilmiyordu. Attım o ses kaydı 7 dakika. Ahiret nerede dedi ya. Hocaların, yani insanda nerede? Beni bildiği için. Ondan sonra ahiret nerede dedi. Ya bunun sana ait bir videolar geldi bana. Ya bana şurada bir anlat dedi. Ondan sonra tespihat yapıyorlardı. 7 dakikalık attım böyle. Ahiret nerede? O nasıl ki hayal ettiğin zaman hayalin içindesin. Ama ilk önce hayal sende. Uyanınca sen içine giriyorsun. Neyse, dağıttık biraz. Ama yaşa göre o çok önemli. Limana gel, fırtına çıkıyor. Sonra belki fırsat bulamazsın. Fırtına çıkınca limana girmeyi. Çünkü alabora ediyor seni. Ya. Birkaç saatten şiddetli mücadele-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalar gördüm. Çok hayret ediyordum.
Mesela bunlarla alakalı çok hayret ediyordum. Enes geçiyordu aşağıdan. Aldı gene gidiyor ama nasıl? Emici! Amca emci de. Emici! Dördüncü katta ya. Ben dershane. Aynen yeğenim, aynen. Kaçıyorum. Almış o ipi. Onu almış, bir de motor. Benzinli motor almış, ağaç kesmeyi. Nasıl gidiyor pire gibi? Ömücü! Yukarıdan şöyle. Dediğin gibi diyor ya. Dördüncü kat ya. Yeğenim aynı dediğin gibi, dediğin gibi. O beni yemeden ben onu yiyeyim. Ama tanımlamak var ya, dedi ki bana yapabileceğin en güzel iyilik buydu dedi şimdi. Ben anlayamıyordum diyor. Ben niye böyleyim? Bir de kendi kendini yiyor. Ben böyle insan değil. Yaşadığını bilmiyor. Bilmiyor. İşte derdimiz o. Evet. Bunu yaşıyor, niye olduğunu bilmiyor. Ben niye böyle yapıyorum? Umrunda değil adamın ya. Ama zahire bakarsan dünya perest. Ben niye? Ama bu kadar şey işte, buralar işte. Bu, burası, bu mektup. Yani buralar. Nereden bilecek yani? Okumamış ki. Yani tetebat yapacak. Ondan sonra müzakere yapacaktı böyle. Çok hayret ediyordum. İşte hayretten ondan şey yaptım. Böyle yaptık. Hayli zaman sonra nefse emmarenin kendi desaisinden başka. Bak, nefse emmaresi kendi desiseleri var ya, tuzaklarından başka. Yani bir daha söylüyorum. Ben bu kadar kitap okuyorum. Canlı yayınlakileri de söylüyorum. Ben bu kadar kitap okuyorum İbrahim. Bu kadar dershanede kalıyoruz. Bu kadar şey yapıyoruz. Niye gene böyle bir düşünce var? Bu burası işte. Ha, ne diyor? Diyor ki hayli zaman sonra nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka. Ha, yap, et, bak, video seyret, arama bak, ona git, ye, iç. Değil bu. Bu değil ya, bu başka bir şey. Keşke olsa. Yeme desen, iştahımı çekecek yer uzak dururum. Bakma, açmam. Çaresi var değil mi onlara? Çaresi var onun. Evet. Gitmem, o arkadaşlarla irtibat kurmam. İyilerle beraber olurum. Top oynamak istiyorsam topçularla olurum. Yani çaresi var. Ama bu diyor ki, kendi desisensinden başka, daha şiddetli. Enes'im, daha şiddetli. Sonra... Daha ziyade söz dinlemez. Yapma diyorsun. Ya lan yapma işte şunu ya. Bırak ya peşimi. Kamyona yazmış Çaylı'yla. Ya kover peşimi. Ya kover peşimi. Yani ya kover peşimi diyesin gibi bırakmıyor ki. Baba demiş hırsız girmiş. Bırak demiş. Bırakmıyor ki beni demiş. Bak daha şiddetli. Daha şiddetli. Daha ziyade söz dinlemez. Daha ziyade ahlak-ı siyi idame eden, daha çok ahlaksız. Hani böyle tuhaf oluyor ya, lan yaşlandıkça, okudukça ahlaksızlaşıyorsun lan. Diyorlar ya böyle karısı kocasına diyor. Daha biraz da çekilmez oluyor ahlakı. Ağırlaşıyor ahlaklar. Hani derler ya, ulan yaşlandıkça ahlakı da ağırlaştı ya. He gavurun ölüsü gibi derler yani. Çünkü... Böyle biraz böyle bazı cenazeler ağır olur. Gavur ölüsü gibi derler yani böyle. Hey gavurun ölüsü gibi. Gittikçe diyor ahlak ağır diyor. Tamam. Hakikaten ahlak ağır yani. Gittikçe daha şiddetli. Daha ziyade söz dinlemez. Daha ziyade ahlak-ı siyyeyi. Ahlaksız yani. İdame eden. Heves. Damar. Asap. Tabiat. Hissiyat haritasından. 6 tanenin haritasından. Yani pekmezden karıştırırsın ya. Karıştır. Heves. Koy. Damar. İçine koy. Asap. Tabiat. Hissiyat. Halitasından. Yani karışımından, bütünlüğünden çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngahı bulunan. Nefs-i emmarenin son şeyi. Hasan abi kendi detaylarında mı bozuyor artık? Bozuluyor. Tabii canım. Şimdi burada... Şeyi okuyayım size soru, Resul sana soru soracağım.
hissiyat halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngahı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyesini gören, mücahedeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmareyi gördüm. Anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emmareden değil, belki mecazi bir nefs-i emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani radıyallahu anh dahi bu mecazi nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için. Yani dümeni bu tutuyor. Geleceğim, başa geçeceğim, konuşacağız bunu. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için ne yapar bu kör hissiyat? Zübeyir, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Aklı dinlemiyor ki aklı kazanımlarla kurtulalım. Bilgilerle karşısına çıkılmaz diyor. Zikirle de çıkılmaz. Zikirle de çıkılmaz çünkü aklı kalbi dinlemiyor. Kalp zikir, akıl ilim. İlimle çıkamazsın karşısına, zikirle de çıkamazsın. Ne yapacağız kardeşim? Vicdanla mı? Olmadı. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailiğe, ya hastalıklar, musibetler, koronalar, coronalar, hastalıklar, musibetlerle ancak ıslah olacak veya tam bir fedailiğe. Ne demek tam bir fedailik? Okuyacağız. Her hissini maksadına feda et ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. En zor da bu. Her hissini maksadına feda etsin. Her hissini. Yapamadığımız en zor şey bu. Şimdi başa geçiyor. Daha şiddetli Resul. Daha şiddetli, daha ziyade söz dinlemez. Daha ziyade ahlak-ı seyyi idame eden heves. Heves deyince ne anlıyoruz abi? Bu altı taneyi soracağım size. Heves. Heves nedir? Heves daha ziyade benim hatırıma gelen yani boş istek ve arzular var ya, hani havadan geliyor yani heves. Boş, yani akıbetinde hiçbir menfaati yok. Acele gizlen, acele düşünmeden yapmak hareket. Yani o öyle bir şey değil mi Hasan abi? Hani derler ya, aklıma geldi. Aklıma geldi, ben yapıyorum. His değil bu, heves. Bak, his vicdandaki bir anda coşmalar. İçten doğmalar. Heyecanla yapılan. Bak, iç his içten doğma ama tanımlayamazsın. Hududu yok. Niye oldu bilmiyoruz. Hava gibi yani. Hava. His böyle. Heves hava gibi. Fikirden doğar. Özlenmeden mi geliyor? Bak, his vicdandan şey yapıyor. Vicdan tarafından alttan çıkıyor. Heves ise heves. Düşünsel gibi gözüküyor. Vehim yani. Düşünce zenginliğinden akıbet binlik yok. Bir anda bir şey. Kördür diyor. Şöyle bir şey soracağım. Yani kadınlar hissi olduğu için hataya çok düşer diyor denir yani. Ama erkekler biraz daha aklı. Kadınlardaki tuzak nefs-i emmare his, erkekte heves. Farklı oluyor. His daha incedir. Kontrolü çok zordur. Heves acımasızdır çok. Mesela dimağa bakıyor. Dimağdan çıkıyor. Kontrolsüz his olursa vicdan şeyde alttan kalbe yakın vicdani hisler oradadır. İrade, zihin, his, latife-i rabbani oradan çıkar. Heves ise yukarıdan çıkar. Arzu eder. Boş hevesler. Yani akibetin bilinlik yok. Yani mazi ve mustakbelden kopuk anda talipler. Sonra damar. Damar Ahmet abi yok değil mi? Ha, yok. Damar nedir damar? Damarıma basmasınlar demesinler diyor usta. Damar nedir? Damar ama hepsini biliyorduk ya bunu böyle okuyor.
Ama hani bazı diyor, bazı şeyleri asabi insanlarda çok işletir diyor mesela, bazı şeyler menas siyasettir şudur vesaire, asabi insanlara çok işletir diyor. Çok bir anda fevran eder, galeyan eder yani. Ama Allah-u Alem bu asabiyetten kaynaklanan bir şey olabilir. Ama milliyetçilik damarı diyor. Ama aynı açlık damarı diyor. Hele en zayıf damar insanda hastalık damarı diyor. Aslında şeytan da geldiğini söylüyor. Bak şimdi bir şey anlatayım size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan nerede olur diyor. He? Kanınızda. Damarınızda dolaşır. Peygamberimiz diyor. Kafir cinler ki ifrittir. Kulaktan. Dima. Yani vesveseyi şeytan vehimi cinlerden kaynaklanır. İlle dışarıdaki cin değil. Size bir usulden bir şey anlatış yapayım. Ben gene Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki herkes doğduğu zaman eğer doğarken onunla bir şeytan doğar. Benim şeytanı bana itaat etti diyor. O hariçteki Allah'a isyan eden, itaat etmeyen şeytan değil. Bu benim şeytanım, benim nefsim diyor. O ifrittir. Kur'an'da herkeste bir ifrit. Onun adı cin ya. Cinin. Oysa cinnet, cinsel, cinayet. Bu yapar. Bizdeki bu o. Ha, cin, Gazali öyle der yani. Cin net geçirmişse nettir bu. Hemen hüküm verme. İntihar etmiş, cin net geçirmiş. Namazı kılınır mı? Emirdan söylüyor. Aleyhin delilin var mı böyle olduğunu? Yok. Cinnet geçirmiş. Cin olduğu nettir. İşte arkadaşlar, heves dedik, maziden ve istikbalden kopuk düşünsel istekler. Damar ise, damar, daha çok birincisi vehim cinsindendi. Tamam mı? Damar, mesela insanın mesela hastalık damarı, açlık damarı, milliyetçilik damarı. Bunlar asıl, bunlara damar diyor. Risale'de geçen damarları söyledim. Asap nedir asap? Asap sinir. Yani bu da çok önemli, bizi kurtaran bir şeydir. Soya dayalı olan zaaf noktalarımız. Nesebe dayalı. Sinsire geliyor. Yani var, zafiyetimiz var mesela. Mesela bazılarının soya dayalı biraz böyle asabiliği var. Bazı ne bileyim bir sürü şeyler var. Yani zaman eksik mi oluyor? Yani bedensel mesela tansiyondur, şekerdir olduğu gibi bazı ahlak, bazı ahlaklar babadan, soydan, şeyden, örf, anane, gelenek ve kültürden doğan. Yani sert oluyor, yumuşak oluyor. O yumuşak da oluyor. Sonra tabiat. Bu da mizaç. Mesela dört tane tabiat var insanlarda, dört. Hep dörttür. Mesela hilkat, fıtrat, insan, beşer. Her şeyde dört. Edile-i Şeriye dört. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edile-i Nuriye, nurcuların da dört ölçüsü var. 49 mahkemata. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. İstikameti kaybeden, ifrat ve tefrite düşen, muvazenesiz ve makinesiz olanlar çok aldan aldatır. Dört yani bu. Şimdi tabiat, insan dört tane mizaç olur. Ya ateş tabiatındadır, ya toprak, ya su, hava. Kur'an'ın harfleri de öyledir. Mesela cehennemi anlatan sure ve ayetler, kullanılan harfler daha çok toprak ve ateş tabiatlıdır. Mesela vav gibi şeyler daha çok havadır. Mesela dört tane ululeaz peygamberlerinden şey yapayım mesela. Bir tanesi İsa Aleyhisselam'dır. Havaya hükmetmiştir. He? Kadir ismi. Kadir ismi. Havaya hükmeden başka hangi peygamber vardı? Bir tane daha söyleseniz. Kim? Süleyman Aleyhisselam. Peki suya hükmeden? Musa Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam gibi. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Toprağa hükmeden Adem Aleyhisselam ve
Hava annemiz mi? Yok. Toprağı. Tam bir tane yeter. Su, şu su dedik, toprak dedik, ateş. İbrahim Aleyhisselam. Tam. Bir de demiri yapıyor diye demiri. Ha, o Ulul Asp, ona kitap geldi aldı Ulul Asp peygamberi değil. Davut Aleyhisselam. Onun yerine Ulul Asp peygamberi İbrahim Aleyhisselam'dır ama Suf geldi, kitap gelmedi aldı. Çok tuhaf. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cemül Cem'dir. Şimdi tabiatta gelelim, dağıtmayayım. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi diye ders var Nur dersinde de. Şimdi tabiat deyince bizimle alakası yok. Mesela zaaf noktası barışta ateş nevinden olur, su nevinden olur, talepleri ve refleksleri, istek ve itmesi. Yani o cinsten olabiliyor. Tabiat. Mesela Kur'an'da misal verdim. Harflerin tabiatı var. Diyelim ki nasıl yaparlardı eskide? Evlenecek kişi veya şeyi vesaire annesinin ismiyle, kendi ismini bakarlardı. Hangi galip harfler var? Ondan sonra böyle oluyordu. Renklerle. Tabiat da anlaşıldı. Biraz zenginleştirdim. Çeşitli fiyatını. 5 kaç etti? 1, 2, 4, 5. Hissiyat. Hevesin ötekisi. Ama bunu dinleyen mesela hanım olsa diyecekti ki lan bu heves erkeklere. Hissiyat da bak kadınların burada var. Daha ince. Yani fikri heves fikre dayalı. Ön ve mazi ve mustakbelsiz. His ise daha ince. İçseldir. Heves dışsaldır. Hissiyat içseldir. Mesela misal vereyim. Sizinle pek alakası yok da. Diyelim ki yemek yiyorsunuz. Bilesiniz diye. Yani mutluluk öyle tombala gibi değil. Yani akıllı şeylerde olur. Yemek yiyorsunuz. Toptan takdir etmeyin. Her bir yemeği tek tek takdir edin. Aa bu ne kadar hoş oldu ya. Yani mübalağa yapmadan. Bunu onu takdir için demeyin. Şu nimete şükür için yapın. Yani öyle geçiştirme hakikaten. Allah Allah çok şükür ya bu. Ne kadar hoş çorba olmuştu ya. Yani hissiyatla heves farkını söylüyorum. Galip kadınlarda hissiyattır. Erkeklerde hevestir. Boşuna kuru hevesler yapma derler. Tamam. İkisi de maziden ve istikbalden kopuktur. Hevesin hedefi hariçtir. Hariçten geliyor. Hissin şeyi hedefi içten doğar. Bunu şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı olan şey var ya. Mesela şuunat-ı zatiyenin en merkezinde ne var soğan kabuğu gibi? Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezze. Çık dışarıya. Burası çok önemli. Sevk ve şefk. Birisinin kaynağı kendisindendir. Birisi dışarıdan etkilenme özelliği. Heves dışarıdan etkilenir. His içeriden etkiler. İşte insanın manevi nefse emaresi, heves, damar, asap, tabiat, hissiyat. Bunları pekmez tayını koyar gibi karıştır. Asap da çok önemli dedik ya. Asap nesebi, nefsepten gelen bir örf, anane, kültür, gelenekten yani seni etkiliyor. Hani babana şey yapıyor. Babanda vesaire. Yani muhit ana asabı çok etkiler. Etkiliyor. Zamanın ve muhitin insan üzerine tesiridir. Zaman, zaman zemin, tam libas. İnsanı etkileyen 4 tane şey. Zaman, zemin, tam, libas. İnsan etkiliyor. Muhakematta İbn-i Sina için söylüyor. İbn-i Zaman'dır diyor. O kadar dehadır ki onun hakkında öyle bir metiye yazıyor ki Üstad Muhakematta. 21. sayfa galiba. Diyor ki iki sıfatı var. Aklım durdu yani. Şiddetli zekaveti, şiddetli zekaveti, bir de Allah Allah, şiddeti, zekaveti, ötekisi de ihatayı ruhisi diyor. He. O kadar şiddetli zeka ama onun için gayb olan şey diyor, şimdi bir çocuk için bedihidir.
Mesela uzaktan kumandalı araba. O düşünemezdi. Niçin? O İbn-i Zaman'dır. Zamanın çocuğudur. Fena olan İbn-i Sina değil, İbn-i Zaman'dır diyor. İbn-i, evet. Hatırladınız mı? İşte bu ashaba dikkatinizi çekmek istiyorum. Nesebe dayalıdır. Tamam. Şimdi bu altı taneyi koyduk mu? His, heves, damar, asap, tabiat. Bunları karıştırdık mı? Çıkan ve bu kimmiş yani? Ortaya çıkınca ne olacak bu? Nefse emmarenin son tahsüngahı bulunan bu. Ve nefse emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazifesini gören ve mücadeyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefse emmare işte bu. Bu manevi nefse emmare. Mesela şöyle diyeyim. Ben 60'a dayandığım için söylüyorum. Siz daha önce bu yaş olmadığınız için ben siz daha önce olmuştum. Kaç yaşındasın İbrahim? 23. Abdülbasit sen? 25. Daha önce ben 25 olduğum için. Ne hisler var? Ortalama hissederim, bilirim. Bir de insan içinde yaşadığım için ortalama senin isteklerini bilirim. Ama sen 60 olmadın. 50 olmadın. Şimdi niçin diyeceğim? Kardeşim, sizin istek tarzında hakikaten yok. Bu maddi nefse emareyi anlatmak için söylüyorum. Yani çok şeyden elin eteğin çekiliyor. İsteyemiyorsun. Ama bu manevi nefse emare daha şiddetleniyor. İşte bu ne yapıyor bu altı tane? His, heves, asap, tabiat, damar. Altı tane olması lazım. Heves, damar, asap, tabiat, hissiyat. Beş tane mi koymuş? 2, 4, 5 tane. Bunu karıştırıyorsun. Bu karıştırdığın zaman bu nedir? Maddi nefs emmare de buna dayanıyor. Ha? Buradan da medet alıyor. Hevesinden, hissinden, asabından, tabiatından. Bundan da alıyor. Bak, diyor ki halitasından çıkan. Bak, bunların bütünlüğünden çıkan. Çıktı nedir bu? Nefs emmarenin son tahsüngahı. Nefs emmare buna dayanıyor. Nefs emmareyi öldürebilirsin. Az yersin. Az uyursun. Mesela çok yiyenin vakıflığı nasıl devam edecek? Az benzin, az alev. Çok benzin, çok alev. Yani o kadar yani. Şimdi yaya da nerede harcanacak? Ha, bunu durdurabilirsin. Ama his, heves, asap, tabiat, manevi nefs emmare... Efendim hafız. İkinci nefs emmare tabiatı toprak ateşe benziyor. Birincisi de hava suya benziyor sanki. Yani. Ben öyle biraz benzettim. Evet. Aslında manevi nefs emmare içinde dört unsur da var. Toprak, ateş, hava su hepsi var. Şu cümleyi unutmayın. En kesif en camidir. Toprak mı en fazla Allah'ı gösterir? Ateş mi? Su mu hava mı? Toprak. En kesip en camidir. Evet. Şimdi bak bu manevi nefse emmare nefse emmareden son tahsüngahıymış bu. Sonra nefse emmareyi tezkiyeden sonra bu nefse emmareyi tezkiye ne? Nefse emmare tezkiye mesela nefse emmareyi yemedin, içmedin, az yattın, az yedin ama tezkiyeden sonra oluyormuş. Tezkiye ne demek? Nefsin o kötü istek ve arzularını terk etmek. Veya terk ettim. Susturmak. Ya televizyon açmam, almam. Videolara girmem. Yemem kardeşim tatlı ya. Pilav yemem ya. Tatlı yemem ya. Ne yapacak ki? Yok ki malzeme. Tamam ama manevi nefsim var böyle değil ki. Nefsin tezkiyeden sonra nefse emmare zaten Allah bu bir nefse emmarenin bir tanesi dışında diğerine yemin ediyor. Nefs emmare. Sonra çıkın yukarıya. Levame. Mulhime. Mutmaine. Raziye. Safiye. Natika'da demiş veya şey. Emmarenin dışında. Levame. Levame ne demek? Günah işlemez değil. İşler ama işlediğinin farkında lanet olsun ya. Nereden yaptım ben bunu ya? Allah kahretsin şunu ya. Ha, lev mi diyor. Allah bunu takdir ediyor. Bu nefsi.
Sonra mülheme. Okurken tefekkür ediyor, ilhama mazhar oluyor. Emmare pişman olmuyor. He? Emmare pişman olmuyor. Emmare unutuyor mu var abi? Nefs emmare olmuyor. Tam tersine emmare emrediyor. Yap diye. Ne pişmanı? Yap diyor. Bak onu diyor. Bir de bulamazsın diyor. Bu fırsattır diyor. Kaçırma şunu diyor. Onun Müslümanı da emmare değil o zaman. Olmaz olur mu? Nefs-i emmar yok mu? Sana bak diye sokakta demiyor mu Mehmet? O ha nefs-i levame olunca emmar ortadan kalkmıyor. Sen üniversite diploması olunca ortaokul diploması kalkıyor mu senden? Levame olunca abi emmareyle işlediği hatalardan levme diyor. Günaha levame, nefs-i levamede olan adam günah işlemez değil. Neyle günah işler? Nefs-i levame ile günah işlenmez. Nefsi emmare bütün nefsin mertebelerinde temeldir. Nefsi emmare günah işler, işler ama devam eder ki lanet olsun nereden yaptım ben bunu ya. Yani ya bir 24 saat içinde insan her birine iner çıkar, iner çıkar. Devamlı iner. Yedisinde de oynar. Allah Resulü demiş o masum ve mahfuz olduğu için o hayır söylüyor. Benim diyor nefsim. Ustad da diyor ya, yani nefsimi kusurdan tebrik ederim yani şey değildi yani, böyle etmem diyor, var ya. Şimdi, nefs-i emmarenin son tahsingahı, nefs-i emmarenin. Hangisi? Manevi nefs-i emmar. Tay, tahsingahmış. Tahsingah ne demek? Sığındı. Buraya sığınıyor adam. Liman. Yani maddi nefs-i emmare buna dayanıyor. İşte bu nefse emmare ne yapar biliyor musun? Nefse emmare baktı ki yemiyor. Manevi nefse emmare işte bir bak diyor ki nefse emmare olan bu adam Enes baklava yemiyor. Televizyonlara baktırmıyor. Bu sefer diyor ki nefse emmare diyor ki nefsi emmare. Manevi nefse diyor ki sen diyor ölüm korkusunu bas. Pompala Enes'e ölüm korkusu kaysın bu tarafa. Ölüm korkusundan kurtulmak için televizyona bakacaksın. Haberleri takip edeceksin. Başka şansın yok. En acımasız kanser bölümünde yatanlar sabahtan akşama 24 saatin 23 saati televizyon seyrediyor. Haber de aynı haber. Ne olursa olsun. Evet. Ne diyor ki? Yani mesela günah, sefahat niçin yapar? Sıkıntıdan kurtulmak için. Sefahat diyor sıkıntıya muallim. İptal hissetsin diye. Kim yapıyor? Nefse emmare diyor ki bu adam hasta. Bu adam bana uymuyor. Nefse emmare diyor. Tahir diyor, Zübeyir diyor. Bana uymuyor diyor nefse emmareleri. Ne manevi nefse emmare şikayet ediyor. Manevi nefse emmare Zübeyir diyor ki bu sefer ölüm korkusu, firak korkusu, zaafın ne var işte böyle. Onları sana basınca bu sefer Allah Allah nereden çıktı ya? Bundan nasıl kurtulacaksın? İki yol vardı. Ya maksadına bütün hissiyatını feda edeceksin veya hastalık musibetler olunca pek onlar çıkmıyor, tokatlar veya üçüncü yol ki kötü bir yolu unutmak için harama gireceksin. Harama girmenin sebebi nefse emmareye, manevi nefse emmareye diyor ki bu adam haram işlemiyor, bana itaat etmiyor, sen sıkıştır diyor. Ayrılıkla sıkıştır, ölüm korkusuyla sıkıştır. Korona olacaksın diyor. Oradan tespit etmiştim ben. Biyolojikse tamam. Ama hiçbir şey yokken bir anda nefes kesilmesi korkudandır. Bu vehimdir. Ama terlemesi vesaire, öksürmesi var ya öksürmesi. Bu maddi nefse emmarede. Ama bir anda nefesin kesilmesi korkudur. Her şeyde çok oluyor Yasin abi. Mesela hastanede kapalı bir yere sokuyorlar ya seni ya. Nefes alıyor ama almadığını hissediyor. MR var ya MR. MR, he, orada çok MR mesela. Evet. Veya tünelden geçemiyor böyle. Çok giremeyenler var. Çok. Çünkü vehim aktif oluyor. Vehim. Sana giremem ben diyor hocam. Kapat diyor şeyi diyor hocam. Camı kapatma diyor. Neyse. Aslında bu mektubatta 329 var. Açar mısın yani, sen? Burayı daha güzel tahlil ediyor bundan sonra. Ama bana bir şey, bundan sonrası mı? O zaman sen bir oku orayı. Evet, nefsini... Nefse 329 mu?
Mektuba da evet abi. Ha tamam, oku ben bakayım. Üçüncü. Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Fakat bazen olur ki nefsi emmare ya levvameye veya mutmainneye inkılap eder. Oo. Fakat silahlarını, cihazatını asaba devreder. Hmm. Asab. Bütün o, o maddi cihetteki bütün istek ve arzularını asaba devrediyor. Diyelim ki bazen bir doz verir, aynı dozu şeyini arttırıyor mesela, derecesini arttırıyor. Da aynı isteklerin şiddetli bir şekilde geliyor. İstiyor ha. Mesela bir araba istedi, artık alıştı, daha lüks olsun. Evet. Bak asap ve damarlar ise, bak asap ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar görür. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde, bak nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun asarı yine görülür. Allah Allah. Asaba devrediyor ha. Şey asap ve damara. Evet. Manevi nefse, şey maddi nefse emmare ölüyor ama evet. İsteklerini manevi nefse emmareye bırakıyor. Yadigar, varis bırakıyor. Öyle devrediyor. Artık ben bir şey yapamıyorum, artık sen devam et diyor mesela. Sen devam et diyor. Bana yedirmiyor, içirmiyor. Sonra ne diyor? Nefse emmare çoktan öldüğü halde. Çoktan ölmüş ama onun asarı yine görünür. Allah devam et hele ya. Çok güzel bir yer. Aferin. Çok büyük asfiya. Bak çok büyük asfiya. He. Evliya var ki nüfusları mutmainne iken, nefisleri mutmainne iken, nefsi mutmainne iken nefsi emmareden şekva etmişler. Çünkü arkadaşlar üniversite diplomasında, ilkokul diploması da var ya içinde. Nefsi mutmainne geçti diye nefsi emmare kendisi bizzat yok ama yapısı devretmiş ona. Var ya. Yani bu cihetleri bilince abi okuyunca heh. Üstadın şuradaki ikazları çok iyi anlaşılıyor diyor bak. Ne diyor mesela? Birbirinizi, bak birbirinizi enaniyetle veya sadakatsizlikle itham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi diyor bak. Adam diyelim ki kişiyi ya enaniyetle ya farklı cihetlerle itham ediyor. Ha, enaniyetle. Suçluyor. İtham etme. O cümleyi nereden okudun? Şualar 332. Ha ne dedi bir de okur musun? Hızlı oku. Birbirinizi. Yavaş. Birbirinizi. Enaniyetle. Veya sadakatsizlikle. He. İttiham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi diyor. Allah. Birbirinizi enaniyet ve sadakatsizlik. 300 kaçtı? 332 abi. Vay be. Şualar. İşte benim kitabım. Bu manevi nefsemmare devreye çıkınca insan yani hatta bu İhlas Risalesi olsun sonunda söylüyor bak. Bak şurada söylüyorum abi. Herkeste nefsi emmare bulunur. Bazı da hissiyatı nefsiye demanlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp ve akıl ve ruhun ramına olarak icra ediyor. Yani kalbin, ruhun, aklın bunu istemiyorsun, yapmak istemiyorsun. Ama o nefsi emmare seni oraya sevk ediyor. Zorluyor seni. Hiç. Dozeri tutsan, dur dur gitme diye, gar 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 gar, seni gur 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 götürür. Dozer gibi bir şey yani. O yüzden devam değiş. O son cümleyi sonra okur musun? Bak ne? İstemediğini aldı. Ha, bak şurada. Bazı da hissiyatın efsaneye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun ramına olarak icra eder. İcra ediyor. Hiç senin. Onun için Allah Allah lemalar 75'te diyor ya. Lemalarda diyor ya böyle insan bazen ihtiyar ve iradesinin dışında ihtiyar ve iradesinin dışında bir şey var. Günah işler, kebair işler. Ondan sonra şeytan der ki bak sen hak ve hakikata bir mezitin yok. Bak böyle adam gibi adam olsan bunu yapmazdın. Alçağın birisisin. Sen boşuna uğraşma diye yeysi atar. Oysa ne diyor orada hatırladınız mı 75? Ne diyor o bize? His ve heves kördür, akıbeti görmez diyor. Başka bir şey diyor. Mesuliyet altına giremezler. Bak, oku orayı abi, 75. Çok önemli o. İşte o senin söylediğinin şeyi. Teklif altına girmediği gibi mesuliyet altına da girmezler. O his ve heves aktif olduğu zaman bu günahları işlettiriyor. Okur musun şey?
Ha? Yok yok, sif orayı. Sağ taraf altta, en altta. Daha bulmadın. 76 olması lazım. Ya hayır, 75. Ama buldum abi. Oku. Oku ta, oku Zülay. Her insanın letaifi içinde teşhis edemediğin bir iki latife var ki. Her insanın letaifesi içinde teşhis edemediğin bir iki latife var ki. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Mesul de olmuyor ha. Zina yapıyor, içki içiyor. Nasıl oluyor ya? Acayip bir şey ya. Yani olur mu bunu bir başka birisi duysa hemen... ne diyor bak? Mesuliyet altına da girmez diyor. İhtiyar irade de olmuyor bak. Oku onu bak şimdi. Yani o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yese düşüp helakete gider. Onun için Allah sistemi bildiği için kendi yaptı ya. O bu düşmesin, yese düşmesin diye kul ya yuhellezi la tatnetu min rahmetinle var ya. Yani ne olursan ol, tövbe kapısı açık. Ama günahtan sonra tövbe etmemek diye bir şey yok. Onda hani günah düşebilirsin ama tövbe etme şart oluyor. Yani müstezeli demiş abi, yani küfürle iman ortası yok değil mi? Ama bu basit hadise değil ha. Usta diyor ki bunlar basit, evet, adamlar değil. Cebriye mezhebi ne demiş? Cebriye demiş ki yani insanın içinde doğasında bu varsa, bunun iktizası olan günah yapsa cebirdir diyor. Mesul değilsin diyor. Bu ifrat şey yapmış, tefrit etmiş. İfratı kim etmiş? Mutezile demiş ki senin imanın olsaydı, zerre kadar imanın olsaydı bu zina, bu içki içmezdi. İmanın yok diyor. Ve devam ediyor Mutezile, imanla küfür ortası yok diyor. Şimdi bir tarafımız cebriye, bir tarafı Mutezile. Ehl-i sünnet ne güzel diyor ya. İnsanda iki tarafta var. Cemül Cem'dir. Bak, insanın latifeler içinde bir iki latife var ki teşhis ve tabir edemedim iki latife. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına yapma, et, farzdır. Mesela uyku. Mesela namazı kaçırdın. Kılmamak gibi değil ki. Bir iki latife var. Bak, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına, teklif ne demek? Yapma onu, dinlemezler. O latife hükmettiği zaman olmayacak şeyleri sana yaptırır. İhtiyar ve iradın yok ki, selb olmuş. Abi bir de ihtiyar ve irade dedi ya, mesela ihtiyar akılda, yani kalpte. Akılda, dimağda, ihtiyar akılda. İrade de kalpte. Kalp vicdanda. Orada dedi ya, kalp ve akılın ramına çalışır. Harika, gördün mü bak. Akıl ve kalbin ramına çalışıyor dedi orada okulda. Akıl, kalp, ruhun ramına çalışır. Ramına çalışır. İhtiyar arkadaşlar iltizamda, dimağda. Zaten irade vicdandadır. İrade, his, zihin, latife, rabane. Dinlemiyor. Yani bunları bildiğin zaman böyle sanki doktor gibi şunu tahlil getir, bunu otopsi yaptır, bilmem ne yaptır da böyle hani karar veriyor ya. Bu derslerle ya ben bu günah hepimizin aleminde dolaşıyor şu anda. İşlediğimiz günah. Zübeyir değil mi? Ulan ben o geçmişte yaptığım falan günah acaba, ulan ihtiyar ve irade ya Rabbi, o yaptığım günah var ya, ihtiyar ve irademin olmadığı o latife cinsinden say ya Rabbi diyesin geliyor, de yani. De yani. De ki ya Rabbi, bir Bediüzzaman diyor ki 75. sayfa lemalarda, İnsanda bir iki latife var ki teşhis ve tabir edemediğim. İnsana hükmettiği zaman, ama lemalar önce yazmış, yapılmış, sonra sözler bu şeyden sonra yazılmış. Sözlerin şeyi ama hepsi değil. Vesvese Risalesi. Orada bir tanesi vehimdir diyor. Orada söylüyor. İnsandaki şu bir iki latife söz dinlemez diyor. Bir iki latifeyi söylüyor. Dört tane diyor abi. He. Tasavvur, vehim, tefekkür, tevehüm. Dinlemez diyor. Dördü dinlemezdi. Şimdi teklif altına da girmez. O kadar acayip bize ümit veriyor ki. O kebairler var ya böyle, kebairler.
Hatta bir hadisi kutside görmüştüm. Allah bir kulunu severse o düştü değil mi itildi o günahını görmezmiş. O zaman de ki ya Rabbi bu hadisi kutsemde. Ya Rabbi bu hadisi kutsiyi ben de taakkuk ettir. Bu günahımı görme. Ya ne diyorsun? Ya kardeşim Allah dosttur ya. Bilirler resmiyet niye koyuyorsun? Allah arkadaş değil ki. Dost istersen Allah yeter. Öyle demiyor mu? Allah ile konuş ya. Ya Rabbi bunu görme ya. Görme bunu ya. Bunu o cinsten sen. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına girmezler. O latifeler hükmettiği zaman diyor. Adam o günahları yapabiliyor. O zaman birbirinizi diyor. Bir, enaniyetle. İki, sadakatsizlikle itham etme. Zahirde öyle gözüküyor. Dersin başında dedik ya henüz. Mesela dünya perestlik gözüküyor. Ama değil işte. Kaçıştır o. Ben İzmir'de gördüm arkadaşlar. İzmir'de kaçış rampası var. Yukarıdan aşağı kamyon inerken patlar diye. 50 metrede bir böyle sağ tarafa bir yol gidiyor. Yarım metre çakıl. Yokuş. Pozantıda çok. Pozantıda var değil mi? Ha, ondan sonra sağ taraf fren patladı değil mi? Hemen sağ taraftaki bir yol var böyle ama yarım metre kadar çakıl kum gibi şey var. Sonunda çakıl kum var. Sonunda var. Yani böyle saplanıyor. Gittim evet. Ben. Hani buna kaçış rampası. Mesela zahirde bakarsın adam dünya perest. Motoru almış sırtına şey. Benim amcam sırtına ip. Petek koyacak ağaca. Motor. Ağaç motoru. Öteki elinde de çay ora. Nasıl gidiyor pire gidiyor? Lan 75 yaşında ne yapacaksın ya? Vay be dünyaya patapmış. Hiç alakası yok. Dünyayla alakası yok İçeriden kaçış rampasıdır. İşte günahlar. Ya bu alçak adam nasıl bu günah deme. Niye? Ne kadar sıkıntısı var ki bu günah işledi. Sıkıntı sefaata muallim. Günahlar bir Müslüman günahı kaçış için yapıyor. Ekseriyeti mutlaka. Kaçmak için sıkıntısından. İşte o şey çok önemli. He oku. Şurada kalmıştık abi. Şurayı oku. Çok büyük asfiya ve evliya var ki nüfusları mutmainneyken nefsi emareden şekva etmişler. Kalpleri gayet selim. Bak kalpleri kıyametle. Ya bu adam bunu nasıl yaptı? Kalpleri gayet selim. Sonra münevver iken. Ya kalpleri hem istikametli hem nurlu iman var. Emrazi kalpten vaveyla etmişler. Kalp hastalığım var diyorlar. Lan ne var ya kalbin hep nurlu ya, imanlı ya. Ama kalpte ben kalp hastasıyım diyor. Yani manevi. Hani bunu vesvese bahsinde iltimas var. Ama şey yok yani. Bak İltimas var ama telebüs yok. İltimas. Giymek yok. İltibas var, karıştırılıyor. İltimas var, iltibas. Giymek yok diyor. Nefsi emmari mi söyletiyor bu hastalığı olduğunu? Evet, manevi nefsi emmari. Evliya diyor ki sen adam mısın? Oysa kalpleri ne selim diyor. Ha burada söylüyor. O bu yani evliya bu. Kalpleri selim, yani selim ne demek? Selamet de İslamiyet. İslamiyet demek selamet. Selim. Selamun aleyküm. İslamiyet yani. Kalpleri selim ve nurani. Onlara diyor ki ne diyor diyor? Ha nefse mazi kalpten vaveyla etmişler. Yani ben kalbim çok güzel. Ben rezil bir insanım ya. Değil yani. Ustad gitmiş adamı yatırmış insanlığı. Tek tek duygularını parçalamış. Tıp fakültesinde bu his budur, bu his budur, bu his de budur. Bununla eşleşirse bu olur. Bununla bu eşleşirse bu olur. Bu bununla devre dışı olur. Bu bununla devreye sokar. Manevi atölyede atölye çalışması yapıyor usta. Şuraya bak. Kalpleri selim. Nurani ama kalbin berbat diyor adam. İnsan bazen bakıyor. Bunlar hepsi buradan var ya. Hepsi var İbrahim. Hepsi bizde var ya. Bana da geliyor biliyor musun? Lan neremde var ya bu? Adam zannediyor ki ben artık namaza başlayınca, Kur'an okuyunca, bunlar Risale okuyunca. Hepsi gidecek zannediyor. Gelmeyecek ama işte tam tersi. Aa Barış'a ne dedim? Barış'tan asıl seni merak etme. Sofrada dedim ki Barış, sen Mersin'e gelirken Enfusi dersleri dinledin ya. O Hasan Rabbin oraya gitti. Herkes böyle havada uçuşuyorlar. Enfusi şeyler onlar şöyle böyle oluyor. Öyle mi Barış'ım?
Değil yani. Ne? O var, o da var. Ama sifo değil. İnşaata da gidiyorsun, bak bina yapıyoruz, yeri süpürüyoruz, tuvaletleri temizliyoruz. Tamam mı? Aşağıdaki bütün tuvaletleri, yerleri, ondan sonra hava alıyoruz, yemek yapıyoruz, mutfakta çalışıyoruz, birbirimiz... Ya değil işte, hepsi, hepsiyle beraberdir. Evet. Hepsi. Tek olmaz. Hep olmaz. Hepsiyle beraber. Bedensel, yeri süpüreceksin, tuvalette sana diyecek ya bırak ya ne biçim adamsın falan, kuyruğuna basacak. Ondan sonra biz mesela hepsini hatırlıyorum. Yani bu kadar basit şey için adam aşağı yapılır mı? Akşam namazı Ecirne yapılıyor ya. Abi Ecirne'yi yapıyor, yüzünü dönmüş. Lan cemaate dönerek yapılmaz. Böyle görmüşüz. Dönmüş. Şimdi diyorum, içimden diyorum ki lan Ahmet abi ya niye dönüyorsun ya? Hiçbir yerde yok. Sen niye bunu yapıyorsun? Ya buna kafayı niye takıyorsun diye dedim. Şimdi diyorum ki niye taktın ya? Buna kafayı takmışsın. Mesela siz bir şey yapayım sizden bir tane. Bugünkü nöbetçi bulaşıkları yaptı ama gece yarısı birisinin kalktı. Bir tanesi bir şey yedi veya içti suyu. Oraya koydu tezgahı. Sabah bir kalktın ayrı bir nöbetçi. Lan şu dünkü nöbetçiye bak ya. Şuraya bıraktın ya. Lan kardeşim 30 küsür sene nöbet tuttum ya. Bilirim bunu. Hele en fazla tezgahın üzerini niye temizleyin? Ulan dünkü nöbetçi neredeydi? Yani ya bu adamlar kalpleri selim, nurani. Ya bu ne böyle? Ay değil işte. Evi düşün. Yani evi anlatmaya kalksak evde acayip. Ha oku abi. Evet işte bu zatlardaki nefsi emmare değil. Nefsi emmare değilmiş yani. Belki asaba devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Allahu Ekber. Asaba devredilmiş. Hani biraz önce 6-5 tane okuduk ya. Asap. Asaba devredilmiş. Yani maddi nefs-i emmareyi bitirdik Mehmet diyelim. O kadar şey kudurtacak ya şey yemiyoruz. Onlara bakmıyoruz. Filmlere girmiyoruz. Tamam yani. Ama olay bitti mi? O istekler vardı ya maddi nefs-i emmare. Maneviye aktardı. Al diyor devam et diyor. Sen devam etme beni bıraktı diyor. Beni aştı. Bakayım bunu aşacak mısın? Asıl tamamen nefs emmare mi oluyor artık? Yok. Müsbeti de var yani her şeyin. Nefs emmare onları kullanıyor. Nefs emmare kullanıyor bunu. Asab nefs emmare maddi ve manevi nefs emmare hevesi kullanıyor. Heves kötü değil. Evet. His kötü değil. Heva kötü değil. Onlar asab kötü var. Değil. Damar kötü değil. Tabiat kötü değil. Bunları kullanıyor. Adam aklımızı kullanıyor. Nefse mara akılsızlığı yaptırmıyor ki günah. O internete o nasıl gireceksin? Akıl yapmıyor mu bunu zekasıyla? Evet. Kim yaptırıyor? Adam binmiş nefse mara ata. Ata diyor ki de dik 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 dik. Akla diyor ki gir. Nasıl yaparsa yap. Adam o sinsiliği biliyor. O hırsızlığı yapıyor. O IP numarasını çalıyor. Paralar boşaltıyor. Aklıyla yapıyor. Akılsızlıkla yapmıyor ki. Kim yaptırıyor bunu? Nefse mara yaptırıyor. Aklı bile kullanıyor. Değil kalbi, aklı bile kullanıyor ya. Benim nefsim maddi nefsi emmare, manevi nefsi emmareyi niye kullanamazsın? Aklımı kullanıyor da. Kaptırdım ben hesap numaramı. Hesabı kaptırdım, girdiler bankadan param boşalttı. Aynı yani. Acayip bir şey ya. Ya bir daha söyleyeceğim, bu ikinci. Ustad adamı koydu maneviyatı, beden demiyorum. Bütün damarları, asabı, his, sevez, lati, iltizam, iltihak... Efendim tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izam. Yani hepsini koydu. Bunlar eşleşirse bu olur. Bunlar bu olur. Bunu tahrik eder. Bu devre dişi yapar. Ya nasıl bir asrın imamı hakikaten bölüm başkanı. O bölüm başkanı kürsüsü var. Ya bunları nasıl tahlil etmiş? Bak bir mektubat, Kastamonu, şualar, emirdan. Lemalar. Ya acayip ya. Bir kere en acayibini dediğim bir lemalar var ya, her ikinize garip gider ama bir Kastamonu'daki bu işte sefer bir de lemalar 75'i en acayibime gidiyor. İnsanda ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Nekli teklif altına girmezler. Meselesi var ya. Mektubatta var aynısı. Mektubatta mı var? Mektubatta da var. Aynısı. Çıkart göster.
452'de. Bakayım bir dakika. Sen Resul burada duracaksın. Dur seni de alacağım. 452. Tevliyat-ı Tisa'da 452'de bu da varsa Mehmet senin adam gibi adamsın. Bakayım. Daha çünkü teyit et çok yer. En sonunda abi. Ooo. Ve madem ehli cezbe ve ehli istirak muhalefetlerinde mesul olamazlar ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez, o latife hakim olduğu vakit bir dakika sen abi, girmez de giremez hiper fark ne? Fark var, giremez. Teklif altına girmiyor. Teklif şu, yap namaz, haram işleme. Teklif bu. Ne teklif? Bunlar teklif. Girmiyor adam. Bu teklif altına girebiliyorsun. Girebiliyorsun ama bu girmiyor. Giremediğin zaman oluyormuş. Ha, giremediğin zaman oluyor. Giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalif-i şeriyeye muhalefetleriyle mesul tutulmaz. Adam. İşte şu anlarda okudu değil mi? 332 miydi? Birbirinizi diyor sadakatsızlıkla enaniyetle itham etmeyiniz diyor. Niye? Bu his hükmedince adam bu yapabiliyor. Oluyor işte. Mesul tutulmaz ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalp ve aklı dinlemez. Aman ya Rabbi. Bunu var ya psikolojide var ya böyle kendini suçlu hissedip de psikoloji bozup hap veya hastanelere düşer. Bunu okuyacaksın izahlı. Değil mi Resul? Değil mi abim? Ümitsizlik var ya ümitsizlik. He? Din adına kara kalplerin uzantısı olan din adına o eli öpecektik. Aha işte. Üstad diyor ki bu sana hediye getiren o ceviz bağlayan o mendili de öpülür. Cevizin kabuğu bile öpülür o padişah gönderdiği için. Evet. İşte onun için öpüyor. Onlar da değer kıymet alıyor. Şuraya bak kardeşim ya. Nasıl da çizmişim bunu. Bak ne kadar hoşuma gitmiş bak. Ne kadar mesut etmiş beni. Çünkü sığınmışım buna ümitsizlikten. Ne kadar tıflarım var. Lemalar 75, Kastamonu 190, eskide 195, Mektubat 343, İşaratül İcaz 198. Atıfları var. Aferin Mehmet. Akşam iyi iş çıkardın ha. Şey okur musun mektubatta şey? 300 kaçtı? 329. Ha oku onu şey yapardım. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil, belki asaba devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil. Ha bunun hastalığı, günahı kalp hastalığı değil. Kalbi efendim kesafet bağlamış, günahkar olmuş, günah istiyor. Bu değil yani. Yani bu adam alçak da bunu işliyor, bunu yaptı, baktı, dedi, kızdı. Alçaklığından değilmiş. Belki marazı hayalidir. Allah Allah. Marazı? Hayali. Maraz hayali. Hayalde ihtiyarı dinlemiyor. Hayal çünkü hani sözleri diyor ki her vakit bir şeylerle meşgul olur diyor. Ehemmiyet verdiği libası giyer hemen. İnsanın duydukları, gördükleri, işittikleri veya yaşadıklarından bir sürü elbise dokuyor hayal. Ehemmiyet verdiğini o anda hemen dokuyor. Elbiseyi giyiyor. Sana gösteriyor. Şimdi ne acayip bir şey? Evliyaların tuzağıdır diyor Hasan abi. Hayal için diyor. Evet. Hayal için evliyaların tuzağıdır. Mektubatta mı geçiyor? Şualarda geçiyor. Şualarda mıydı? Mektubatta da var. Evet. El hayal. Ha devam et. İnşallah aziz kardeşim size hücum eden nefsiniz emrazı kalbiniz değil. Ha size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil. Belki mücahedenin devamı için. Bak mücadelenin devamı için beşeri itibariyle asaba intikal eden ve terakkiyatı daimeye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Vay! Bu ne acayip bir yermiş ya. Ne kadar gizli kalmış burası. Bak Hulusi abi soruyor bunu. Hulusi abiye diyor ki kardeşim
senin diyor sana hücum eden, yani cevaptan soruya anlaşılıyor. Ustadım ben niye adam olamıyorum, niye böyle kalbime tuhaf tuhaf şeyler geliyor, niye böyle böyle oluyor, niye böyle yapıyorum, niye saymış. Ustad dedi ki inşallah aziz kardeşim, sizi hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil bu. Ben kalpten hastayım ya. Kalbim adam gibi olsaydı bu günah ister miydi ya? İster mi bunu? Ben ne kadar kalbim bozulmuş. Demiş ki hayır diyor, kalp hastalığı değil diyor ustad ona. Kalbin hasta değil kardeşim. Belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibariyle 4 mertebe var ya, beşeriyet çık yukarıya, insaniyet çık yukarıya, fıtrat çık yukarıya, hılkat. Hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman billah. Sonra insaniyetin ve beşeriyetin en şey gayesi o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır vesaire diyor. İman billah içinde marifetullah diyor. Yani fark, bak ne diyor? Belki yani ben rezilim sorunun içi var bu. Ben ne kadar rezilim. Bu mektubun başı Barla 315'te merak eden varsa. Bu mektubun başı 315'te Barla'da. Diyor ki belki diyor senin kalbinde, aklında vesaire geçen şeyler var ya, kalbin bozukluğundan, aklının istikametsizliğinden, adamsızlığından değil diyor. Belki mücahedenin devamı için insan değil, beşeriyet itibariyle. Dedim ya beşer, insan, fıtrat, hılkat. Beşeriyet itibariyle asaba intikal eden. Manevi nefs emari neydi? Asap kaçıncı damardı? 3. Heves, damar ve asap. Nefs emarinin vazifesini gören. Nefs emarinin vazifesini gören asaba kalbiniz değil, belki mücahidin devamı için beşeriyet itibariyle asaba intikal eden ve terakkiyat-ı daimiye sebebiyet veren. Hani terakki durmasın diye Allah, mesela diyelim ki Zübeyir, maddi nefs emari öldürdüğü gibi adam mağaraya giriyor. O İmam-ı Gazali ya mağaraya girmiş. 10 sene sonra ne diyor biliyor musun? Tamam her şeyi bitireceğini zannetmiş. Gazali bu ya. Çıktı. 10 sene kalmış. Ondan sonra diyor ki beyanat veriyor. Yani basın toplantısı şimdiki tabirle. İki şey söylüyor. 10 sene. Rüştü abinin anlattığını söylüyorum. Ne dedi abi dedim. Dedi ki mağaraya girip vesveseye düçar olmayacağımı bilsem çıkmazdım. İkincisi çok antika. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Oysa bu aklı o kadar esas almayan bu zata akılcı diyorlar. Akıl ekolünü kurmuş. Hayır. Aklı da kullanıyor. Yani ki müceddittir. Avrupa ve Bizans Roma'dan gelen felsefeye durduran zattır. Aklı akılla yani. Ama akıl içinde böyle diyor. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış oldular diyor. Ustadımız Kalı Mesnevi Nuriye'de de şöyle diyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Tamam, her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. Benim aklım diyor her şey akıl değil ki. Ama buraya benim heyecanladığına ne biliyor musun? Bana sığınak oldu bu. Fırtınada gemimi sokacak liman oldu. Diyor ki senin kalbin aklının istikametsizliğine, rezilliğinden, kepazeliğinden değil. Manevi beşeriyetin meşeriyetten dolayı terakkimiz devam etmesi için, terakki devam etmesi için nefsi emmare damara mı diyor? Evet, asaba intikal eden, daha önce başka bir yere asap dedi, burada damar dedi. Nereden okudun damar? Asap. Bir yerde asap okuduk. Asaba devretti dedi. Daha önce damar dedi. Asaba, burada asap. İntikal eden ve terakkiyat-ı daimiye. Demek ki asap beşeriyete bakıyor. Asaba intikal eden ve terakkiyat-ı daimiye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir hal etmiş. Yani çok acayip ya. Mehmet'in de bulduğu çok garipti mektubatta. 452 değil mi? Vay nasıl ya. Ne sistemler varmış ya. Geliyor bana bu adam bu işi yaptırıyor. Bu sistemi aktif ediyor. Günah, kepazelikleri yaptırıyor. Sonra bana diyor ki sen adam değildin diyor. Sen adam olsaydın
bunları yapmazdın. Ondan sonra ümitsizliği atıyor, ondan sonra atıyor. Meğer sonra ben bunlardan şunu çıkarttım bence. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Günah gene bir şey değil. Günah tövbeyle gider. Gidebiliyor. Fakat günah ile bizi yeise atar. Günah ile kafir olmaz. Ama Allah'tan ümidi keserek kafir olur. Çünkü Kur'an'da ne diyor? Ancak Allah'tan ümidini kimler keser? Kafirler keser. Yusuf Aleyhisselam nefsini tebliğ etmiyor. Nefis kendisini tebliğ ediyor. Nasıl yani? Bir de söyle. Nefis kendini temize çıkarıyor. Evet. Suçu bize atıyor. Suçu bize atıyor. He. Ben yapmadım, sen yaptın diyor. Şeytan gibi. Acayip bir şey. Yaptıran o, ondan sonra bunun adı neymiş biliyor musun? Hennasmış. Hennas şu. Aşağıda yapar böyle şey geçiyor yukarı. Yapar şey der bize yaptırır. Sonra yakaladığım zaman kaçar. Hani ruhlar böyle yapar. Aşağıdan yukarıya bakar kafaya. Ulan gafleti ne zaman böyle hemen koşarmış. Hennas'ın özelliği o. Yapar hani bazı müzik çocuklar var ya evdeki böyle çocuklar olur. Ufaklar daha çok. Yapar ya ablasına atar bu işi ya abisine atar. O yaptı diyor. Sıyrılır. Böyle bir aday acayip bir şey. Şimdi devam edelim. Tamam, oradan devam edelim abi. Tamam. Mücadele-i ahir ömre kadar. Okuduk ya biraz önce. Beşeriyetten dolayı manevi terakki devam etsin diye kabre girene kadar bu ne yaparmış? Mücadele-i ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefs-i emmareyi gördüm. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emmareden değil, belki mecazi bir nefs-i emareden şekva etmişler. Hakiki değil. Hakiki olan bu maddi nefs-i emare. Mecazi olan manevi nefs-i emare. Sonra gördüm ki İmam-ı Rabbani dahi bu mecazi nefs-i emareden haber veriyor. Mecazi derken manevi nefs-i emare yukarıda söyledi. Bu ikinci nefs-i emareden şuursuz kör hissiyat bulunduğu için bu İkinci var ya bu manevi nefse var. Zemberek nedir o işin? O manevi nefse emmarenin beyni iki tane şeyi var. Bir kalbi var onun. A var. Emirdan abi kör hissiyatın içine giren nefse emmare diyor. Kör hissiyatın içine. İkinci nefse emmarede bundan kör hissiyat var. Kör hissiyat arkadaşlar. Şuursuz. Kör hissiyat ne demek? Kör. Yani adamın gözlerini bağlasan her yer şey yapabilir yani. Yani hedef yok. Nerede hayvan gibi ot varsa ya bu haram değil, haramdır ya bu bizim değil. Sahibi dese sahibini dinler mi? La nerede varsa ona geçer. Kör hissiyat. Kör hissiyat da bizim hayvan gibi. Hayvani duyguların cemidir kör hissiyat. Hayvaniyetimiz. Hayvan derken bu bizim dört ayaklı hayvan değil. Kontrolsüz hayati hisler. Hasan abi, mesela Rumort'ta ot var, tabi ot. İneklere bıraktığınız zaman hücum ediyor. Elimdeki sopayla şiddetle burnuna vuruyor, yetmesin diye. Canı yanıyor, yine gidiyor yiyor. Hani kör hissiyat böyle bir şey. Evet. Kör hissiyat, kör kardeşim, kör böyle. Bu bizim miydi? Mesela gitti bir manava. Manavlar var böyle, dükkanlar. 15-20 kişinin var. Yani gitti eli nereye, koku nereye gidiyorsa yiyor. Ya bu bizim mi acaba demiyor. Vesaire ne bileyim. Böyle hatırıma geliyor. İkinci nefs-i emmare kör hissiyat bulunduğu için. Ha. Bulununca ne oluyor? Bak. Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor. Ya aklın ve kalbi dinlemiyor kardeşim. Ondan sonra Zübeyir bana diyor ki. Dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun. İslah olsun. Zübeyir diyor ki Tahir'e. Lan bu kadar okudun. Bu kadar dershanede kaldın. Bu kadar tetebuat yaptın. Bu kadar İbrahim'e müzakereye katıldın. Ulan adam değilsin lan. Bunları nasıl dedin lan? Nasıl yaptın lan Abdülbasit? Değilmiş ya. Yani. Ne yapıyormuş? Akıl ve kalbi dinlemiyor ki. Akıl ve kalple ıslah olsun. Kusurunu anlasın. Bir de kusurunu anlamıyor. Şimdi ferahladık değil mi biraz? Ya bu kadar okuyoruz da niye olmuyor? Olmaz da ondan. Bunun arkasında daha büyük bir müjdeyi söylüyor abi. Söylüyor mu? Sankan arkasında. Risale'nin talebeleri. Söyle aç orayı.
Devamında mı? Normalde abi, normalde benim kanaatimce şuraya kadar bunun paragrafın sonuna kadar okuyacağım yer normal evliyalarda bundan önce olan asırlardaki olan hadise bu. Bu acip asırda bundan sonrası da Hazreti Risale-i Nur talebeliğine alakadar eden abi. Peki yarın dersiniz nerede var? Yarın benim dersim yok. Bir yere gitmiyorum. Çünkü yarın fırtınalı ya ders yapacağım değil, ya. Burada değil olmayabiliriz abi bu saatlerde. Öyle mi? Ne zaman yapalım? Gündüz yapalım bunun devamını. Bu saatte düğünde olacaksın. Ha düğünde mi olacağım ben? Geliyor. Yolda olacaksın. Geliyor olacaksın. Ha düğünde olacağım ha. Düğünde konuşmacıyım değil mi? Zaten orası azdır abi zaten. Orası kısa. Bana bak. Bunu devam ettirelim ya. Evet abi. Tamam devam edelim öyleyse. Bir dakika inşallah ilk müsait zamanda devam edelim. Hasan abi. İlk müsait zamanda devam edelim. İlk böyle müsait zamanda devam edelim. Bu, tamam. Bu hakikati suizanı da öldürüyor. Suizanı da öldürüyor evet. Evet. Doğru. Abi, devamında bak diyor bak. Ne abi Mehmet? Güzel bir nasıl söyledi. Suizanı öldürüyor. Suizanı da öldürüyor. Birbirimize suizan. Adama bak ya bunu nasıl diye. Bu adam ya bunu nasıl yaptı diye suizanı da öldürüyor. Suizanı da diyor abi. Diyor mu? İşte bak. O bu hakikati söyledikten sonra diyor ki Üstad Hazretleri işte şu aralardan okuyorum abi 332'den. Ha 300 okuyun. İşte kardeşlerim dikkat ediniz diyor bak. Sizin nefsi emmareniz kıyası bir nefs cihetinde. Yani burada kıyası bir nefis veya birinde gördüğü o aynı şeyi onda da mı tahayyül ediyor veya kendisinde ben de var, Resul'de de var. Da var. Kıyası bir nefs cihetiyle cihetinde suizan noktasında. Bak sizleri aldatmasın diyor. Yani ben bundan kurtulamadım. Bu hastalık var bende. Bu günah var. Bakıyorum. O da bakıyordur. O da yapıyordur. Niye? Nereden biliyorsun? Gördün mü? Yok. Bende var da onda da var. O da beyin. Yok. Suizan. Bak Risale-i Nur terbiye ediyor diye şüphelendirmesin. Ha bu sefer bu kadar okudu dersende kaldık da hocam acaba bizi Risale-i Nur terbiye etmiyor mu? Değil arkadaşlar Risale-i Nur maddi nefs emmareni bitiriyor ama esas bizi adam gibi adam eden manevi nefs emmare ondan bahsediyor. Kendine suizanı da... Ha kendine suizan da aferin lan Abdülbasit. Çok harika. İlla harici suizan değil. Ben adam değilim. Adam olamadım. Bu kadar kaldım, bu kadar okudum. Kendine de suizan ettirmiyor. Kastamonu'da var ya abi. Adam olamıyorum. Gittik diye fenalaşıyorum. Ha 130 küsürde. Evet. 130. Yani bu biraz devam ediyor. Cümleyi bitireyim ya. Allah Allah. Bitir abi. Ondan sonra böyle devam edelim. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Ne yapalım diye. Ne işimiz var bu dünyada? O zaman ilk fırsatta bunu dersi devam ettirelim. Bu evliyaların durumuydu. Sonra ki bize bakın. Nur talebelerinin. Nur talebeleri. Bu acip asırda diyor bak. Ha dur bitireyim şurayı. Peki nasıl kurtulacak? Akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor, dinlemiyor ki onlarla ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Kusurunu anlamaz. Niye? Manevi nefse mari var. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip. Tokatlar. Şefkat tokatları, hastalık tokatları, istediklerin olmayacak, abi üzüm yedirecek, 10 tane tokat vuracak, yanlamasına, düzlemesine çakacak bize. Olmuyor. Yani hakikaten öyle ya. Ben korkuyorum artık. Bir seviniyorum. Bir yarım saat geçmeden bir haber geliyor, bir şey oluyor. Bu sefer ondan fazla üzülüyor. Çok şey oluyor. O zaman tokatlarda manevi nefse böyle yapıyor. Tokatlarda? Tokatlarda. Ha tokatlarda. tokatla ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedailik. Yani hastalıkta, musibette, mutlulukta, sıkıntıda aman bu okyanus fırtınada, güneşli de, dalgalı da, dalgasız zaten denizin özelliğidir deyip tam fedailik ne demek? Ya ne olursa olsun. Ha? Abdülmelik'e benziyor inan. İltifat etmiyoruz. Adam İstanbul yanmış, kalkmış, dirilmiş. Adamın umrunda değil. Hac. Pascal çağının hac. Damarına basmayın abi. Evet. Zileyi gelmiş. Ama yani ne kadar rahat ya. Rahat olduğunu söylüyoruz ha. Yani bunu beşermek hakikaten zor. Keşke Allah bana da nasip etse ya. Ben en ha mesela yarın değil mi? Dima dersinden sonra bir de düğünde kalıyor. Ama
Allah Allah. Tam bir fedailik. Ya hastalıklar, tokatlar veya tam bir fedailik. Zübeyir abi hatırıma geliyor. Tam bir fedai. Yani şey için mübalağa etmiyorum ama hakikaten Rüştü abi de böyle bir tuhaftı. Anasının cenazesi olmuş. Ustad da iki defa mektuplaşması var ya. Polis de matba var ya böyle mumla. Çatıda ve her akşam bir yerde yapıyorlar. Bodrum'da, çatıda bir yerde basıyorlar mesela. Belgrad Orman'da böyle de yapıyor. Her gün yani Risale o şey tekstille çalışsın diye annemi abilerim gömerdi etmiş. Bırakmamış. Bizim kafa alınır mı şimdi? Yok. Kafa almaz ki. Bana dese gibi gitmek lazım demiyor. Annenin cenazesini ama İmam Ebu Yusuf da yapmış değil mi? İmam Azam'ın dersine katılmış. Babasının cenazesi için demiş ki ben gerekeni yaptım siz gömün demiş. O derse katılmış. İsa Aleyhisselam'a geleyim. Sırayla çıkıyorum yukarıya. Petrus demiş ki ey Allah'ın peygamberi babam öldü onu gömeyim. Bana müsaade et. İsa Aleyhisselam demiş ki ya Petrus bırak ölüyü ölüler gömsün. Sen dirilerle ol. Akıl alıyor mu? Almıyor. Almayınca da yargılama. Bizim o fedakarlık o seviyemiz olmadığı için akıl seviyesi değil. Anlayamayız ya. Şimdi mesela vakıflık bu asın aklına girer mi? Yatar mı? Adam en küçük menfaatını terk etmeyen adam kendisini terk etme yolunda dershanede kalacak. Bu akıllı işim. Akıllı işi değil ya. Adam 5 lirasını veremiyor. Adam ömrünü veriyor. Yani bu da. Neyse. Her hissini maksadına feda etsin. Bu da çok acayip. Zübeyir abim ne yaptı? Ustadın sır katibi ya. Belki gece bir şey ister böyle, şuursuz böyle. Anlamam, uykuya dalarım. Bir mana gelir, ustad uyanık olur, bir şey yazdırmak ister diye. Zübeyir abi, şey Rüştü abi dedi. İnan naklediyorum sizi, geçmişi taşıyorum bu tarafa. 10 sene ilaç içmiş, uyum uyum diye. Uyumamak için. Ustadın yanında canlı durayım diye. Kapısının arkasında duruyor. Kapı açık, aralık. Orada 10 sene yani ustada canlı. Bunu şey de anlatıyor. Sungur abiden de dinledim. O içeride yanındayken diyor biz dışarıda yazardık, çaldık. Uyku. Sonra ustad vefat ettikten sonra 10 sene uyuyayım diye ilaç içmeye başladı. Bozuldu ya sistem. Sistem bozuldu. Hangimiz yapardık? Ama ben biraz gördüm. Bir kardeş vardı. Fındıkzade'de 1985-86'da Rüştü abinin sobası odun ya o zaman. O zaman şey yok yani. Doğalgaz gelmemiş İstanbul'a. Doğalgaz yok. Odunla ben onu saat kurup Rüştü abinin sobasını odun atmanı kendisini vazife addeden kardeşi biliyor. Yaşıyor. Yaşıyor ya. İnan. Yani saat kurar kalkardı teheccüd gibi odun atardı. Abi üşümesin diye. İnan vardı. Çok şükür ya. Var ki dünya dönüyor. Ömer. He? Ömer abi de öyle. Sağ ol. Ömer de öyle. Sosyal Ömer de değil mi? Ömer de öyle. Ömer Hızır abi hizmet etmiş. Onun talebesi zaten. Ömer de öyle. Sabah inan sana nöbet tutar. Bir hasta olduğum zaman gece yarısı geldiğini hatırlıyorum. Var yani. Onda da var çok. Allah tutuyorsa, size iltifat için demiyorum. Sizi burada tutuyorsa bir tarafınız var demektir. En az. Nurcuyu tutuyorsa bu toplumda hala insan nurcuysa, hala kitap okuyorsa, hala namaz kılıyorsa, hala oruç tutuyorsa, hala haram helal kavramlar biliyorsa, vallahi hala onda o sıfatlar var. Bu cemiyette namaz kılıyorsa, kitap okuyorsa hala o sıfatlar var. Fedai olanlara, fedakarlık yapanları çok seviyor herhalde. Çok seviyor. Kursta şey olmuştu, Kur'an kursundayken Hasan abi. Yine birisine beni biraz sinir, hiddet, beni biraz kin duygusu var, böyle şey geliyor tam şey. Tam kursta mı? Kurstayken, hafızlık yaparken mi? Evet abi. Ama tam böyle akşam yatıyoruz, 11 mi olmuş, 12 mi ne tam yatacağız. Baktım, kalktı gitti kalorifere kömür atmaya, böyle... Bir an böyle kalbim sanki eridi abi yani. Biz talebeler sormasına kalktı gitti. Talebeler üşümesin diye o kalorifere kömür attı. Kömür atmaya gitti. Yani kalbim acayip aldı abi yani. Gece yarısı mı gitti? Evet.
Yani herkes yatıyor, kalktın gitti kalorifer sönmesin diye. Öyle fedakar. Vay be. İnsan içi gidiyor değil mi? İnan vallahi ben de etkilendim ya. O kinin falan gitti değil mi o zaman? Evet. Vay be. Din-i mubine hizmet ediyor diye. Bu şefkat hissiyle. Şefkat da var içinde değil. Hamiyet der ustam buna. Hamiyeti diniye. İslamiyeti muhafaza etme. Neyse, koruma. Abi. Koruma, kollama. Şurlu yani. Devam edeyim. Evet. Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini, enaniyetini bıraksın. İşte bundan sonra arkadaşlar ben tuz okuyup keseyim. Bundan sonra Nur talebelerine baktığı için bundan sonra gene müzakereyi yapacağız. Bundan sonra ama düz okuyorum. Yarım sayfa. Bu acip asırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefs-i emmare ittifak edip öyle seyyata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete getiriyor. Hatta kendim bir dakika zarfında 20 paralık bir sıkıntı ile 60 liralık bir haseneye tercih etmeye çalıştım. Hem 10 dakika zarfında büyük bir mücahede-i manevide benim cephemde 42'lik bir top gibi düşmanlarıma atıp yol açtığı halde o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet sıkıntısında fırsatında o iki nefs-i emmarenin muvakkat bir gaflet fırsatında hotkamlık ve meyli tefevvük gibi gayet zulümlü ve zulümatlı hissiyle büyük bir şükür ve teşekkür yerine ne için ben atmadım diye en çirkin bir riya ve rekabet damarını hissettim. Ha yakalamış. Hissetmiş. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür ediyorum ki Risale-i Nur ve bilhassa çaresi İhlas Risaleleri hangileri? 20. lema ve 21. lema. İhlas. O iki nefsin bütün desaisini izale. O iki nefsi hem maddi hem manevi nefs-i emmarenin duman ediyor. Neymiş? Bir 20. lema. 21. lema. 20. lema maddi nefs-i emmare. 21. lema manevi nefs-i emmare. Ömer Hoca ile böyle yapardık. Niçin? İçsel alemdir 21. lema. Dışsal dünya var ya böyle diğer kardeşlerine. İhlas risaleleri o iki nefsin bütün desaisini izale. Ondan 15 günde bir okunması lazım. Onların açtığı yaraları tedavi ettiği gibi o bir dakika ve 10 dakikadaki haletleri birden izale etti İhlas risaleleri. Ve manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. Kusurunu bilmek manevi bir istiğfarmış. Maddi istiğfar estağfurullah. Ve tübaleniyat tevabı yakimu tevbettenusa gibi. Manevi, yani bir maddi nefse mar var, bir de manevi nefse mar var. Maddi nefse mari tövbe. Manevi nefse mari kusurunu anlamak. Kusurunu manevi bir istiğfar olan kusurumu bildim. O hatanın macel peşin cezası olan içindeki elemden ve azaptan kurtuldum. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Aleyküm selam ustad. Başımızın üstüne ustad. En son ben bunu Kuksa Efendi okumuşum. Not atmışım. Ama bu düz okuduk ya son. Bunu beraber mutalaa edelim. Tamam mı abiler? Müthiş noktalar. Allah. Müthiş noktalar var. Allahu Ekber. Bugün çok istifade ettim. Bir, Abdülbasit dedi ki, suizan sırf başkasına değil, kendine ve Allah'a. Allah bu işlerimi niye yapmıyor? Allah beni unuttu gibi olmakla beraber. Bu kardeş böyle yapıyor şöyle, suizan. Bir de ben niye adam olamıyorum? Kendine suizan. Mehmet de 452
o halet var ya, bir iki halet. Ondan sonra Resul'ün de çok hoşuma gittiği o mektubatla şualar, birbirinizi enaniyetle ve sadakatla itham etmeyiniz. Bu çok antikal ya. Bu dediği değil mi? İşte bütün nurcuların kavgaları bu işte. Enaniyetli ve sadakatsız şey. Ne diyor? Ne? Sadakatsızlıkla. Enaniyetle birbirinizi enaniyetle veya sadakatsızlıkla itham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi şualar. Onun için bana çok sorarlar. Ne abi çok şuaları çok seviyorsun? Çok seviyorum. Her şey var burada. Çok ama. Çok şükür. 13. şu adam psikoloji dersleri yapıyorum. Devam. Allah razı olsun hepinizden. Hepimizden. Allah istikametinden ayırmasın. Allah bunu nasip etti ya. Demek ki bizi affetmek murat etmeseydi affı istettirmezdi. Allah istettirmese isteyemezsin. Sevdirtmese sevemezsin. Allah bizi affetmek istedi ki manevi af olmak için, kusurumuzu anlamak adına ona sığınmak değil, 75'e lemalara, 452 mektubata, ya kusurum günahımı Allah, ya biz günahının şeyine peşinde değiliz. Rüşta böyle sebabın peşine değiliz derdi. Biz ümmet-i Muhammed gemisini sahil-i selameti çıkaran peşindeyiz. Ümmetçiyiz derdi. O kusurunu bilmek diyor. O kusurun şerrinden insanı kurtarır. Kurtarır. Evet. Lemardı. Ya. Yani kardeşim birbirimizi itham etmeyeceğiz demek. Birincisi bu. Çıkarım. Birbirimizi enaniyetle Mehmet, enaniyetle ve sadakatsızlıkla itham etmeyeceğiz. Adam değil ya. İkinci ne? Adam değil. Adam değilim. Yeis olmayacak. Demek ki bu 20. ve 21. lemalar bütün bu desiseleri izah ediyorsa, bütün bu aramızdaki çıkan veya nurcular arasındaki çıkan bütün sıkıntıların cevabı 20 ve 21. lemalar. Evet. 20 ve 21. lema çareymiş. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya rabbel alemin. Bunlar bize söylettiren esmandan, zatından istiyoruz. Bu haletleri, bu hissiyatları, bu fikriyatları, bu fikriyatları, bu hissiyatları, bu meyilleri konuşturan, yaptıran hep bu esmandır. Esmanın cilmecmen, cemal nakşer. Bu esmandan, bu esmandan sahibi olan sensin ya Rabbi. Esmanı vesile yapıyoruz. Bir de kullarını affettin, peygamberlerini, evliyalarını, asfiyalarını. Ya Rabbi, hangi vasıf ve sıfatlarıyla affettin? Onları şefaatçi yapıyoruz. Bizi de affet. Allah'ım, 124 bin peygamberi niye yaptın? 124 milyon evliyayı niye evliye yaptın? Hangi vasıf ve sıfatları varsa onları şefaatçi yapıyoruz, bilmiyoruz. Bizi de kendine kul kabul et. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, ustadımıza talep et. Riyakarını söyledim şu sözleri de ya Rabbi. Dergah izzetinde kabul olan dualar, kabul olan tövbelerin zürmesine, hürmetine bizimkini de dahil eyle. Bizi bize bırakma. Bizi birbirimizle imtihan etme. Zaten imtihanımız çok ağır. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına kusurumuzu affet. Affet Allah'ım. Cennetini değil Allah'ım, cennetin sahibi sensin. Seni istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Amin. Senden seni istiyoruz. Amin. Bunu isteten sensin. Eğer sen bize kendini vermeseydin, bize istetmeyi vermezdin. Allah'lığını zatına vesile yapıyoruz. Allah isimdir. Allah ismi azamını mahiyeti zatiyenden istiyor, vesile yapıyoruz. Sen de seni istiyoruz. Nasip eyle. Bizi de orada birbirimizden ayırma. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi usul ve furu anne babalarımıza kimler geçmişlerse onları da haberdar eder. Abiler kardeşlerimizi de haberdar eder. Bildiğimiz bilmediğimiz hak hukuk kimlerin varsa üzerimizde. Bize kimlerin emekleri varsa onları da hissedar eder. O abiler önceden gidenler, bize hizmet eden, bu durusu Kur'an'a bize gelmesine kadar sebep olanlara, vesile olanlara, hayatımıza bir taş olanlara, amin,
bir harç olanlara. Amin. Ya Rab onlara da merhamet eyle. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha tema salavat. Amin. Abi Allah razı olsun. Çok güzel bir gece oldu. Oh. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden de razı olsun. Çok hoş. Bizim de işte bu bir umumi ders gibi değildi. Müzakere dersiydi. Müzakere çok işte. Mutala ne demek onu da söyleyeyim. Mutala kendi araştırma yapacaksın. Araştırma yapanlar araştırmaların havuza koyma adına da müzakere edeceğiz. Müzakerelerimizi arttıracağız. Peki. Selamünaleyküm arkadaşlar.